İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Programları Faydalı Bilgi Tematik ve proje tabanlı programlarda beyin fırtınası yapıldıktan sonra konuyla ilgili görsel bir ağ oluşturulur. Kavram haritası olarak da adlandırılan bu ağ, temanın farklı boyutlarının hangi konular çerçevesinde ele alınacağını gösterir. Anahtar Kavram Şema Eğitimde şema, bilgiyi düzenlemeye yarayan eylemler veya zihinsel temsiller olarak tanımlanmaktadır. Okuma önerisi, değerlendirme boyutuyla okul öncesi eğitim programları konulu makaleyi çevrimiçi olarak aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz. Bu bölümde ne öğrendik? Program geliştirme sürecine geçmeden önce öğrenme, eğitim, eğitim programı gibi konular ile ilgili temel kavramlara değindik. Eğitim akımları başlığı altında tarihsel süreç içerisinde toplumları etkileyen beş felsefi sistem pragmatizm, idealizm, realizm, naturalizm ve varoluşçuluktur. Bunlardan etkilenerek oluşan eğitim akımlarının her biri temel özellikleriyle açıklanmıştır. Eğitimciler bu eğitim akımlarından etkilenerek ya öğretmeni merkez alan ya da öğrenciyi merkez alan eğitim programları hazırlamışlar ve uygulamışlardır eğitim programlarının öğrenciyi merkeze alan bir eğitim programı olması gerektiğini savunan eğitimciler, ilerlemeciler ve yeniden kuramcılardır. Öğretmeni merkeze alan bir eğitim programı olması gerektiğini savunan eğitimciler ise daimiciler ve esasicilerdir. Eğitim programları tasarımları geliştirmede genelde üç temel yaklaşım söz konusudur. Bunlar konu merkezli, öğrenen merkezli ve sorun merkezli tasarımlardır. Dünyada iki temel program modeli vardır. İlki performans veya yeterlik üzerine odaklanan program modelleri, ikincisi ise süreç modelidir. Süreç model programı etkinlik ve deneyimlerin depolanması olarak tanımlanmaktadır. Bu program modelinin amacı çocuğun var olan potansiyelini kullanarak gelişmesi ve çocukluk döneminin ilgileri doğrultusunda farkındalığının artmasıdır. Bu bölümde program geliştirmenin ana ögelerine değindik. Program geliştirme aşamalarına göre şu şekilde sıralanmıştır. Geliştirmek istenen davranışın önceden planlanıp bir sıraya konması, bu davranışların geliştirebileceği öğrenme yaşantılarını ortaya koyacak eğitim durumlarının düzenlenmesi, eğitim durumlarının istenlik ve beklenlik davranışları geliştirmedeki etkinliğinin belirlenmesi ve eğitim programının uygunluk ve verimlilik düzeyinin denetlenmesi program geliştirme süreci açıklandıktan sonra erken çocukluk eğitiminde program yaklaşımlarını, öğrenme ilkelerini, etik ilkeleri ve plan çeşitlerini örnekler vererek açıkladık. Biyografi Cihan Piaget İsviçreli bir psikolog olan Piaget, genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında çığır açıcı çalışmalar yapmıştır. Piaget, çocukta düşünce gelişiminin evrelerden geçerek oluştuğunu ve birey-çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koymuştur bilişsel gelişimi biyolojik ve çevresel etmenlerle açıklayan Piaget, çocuklardaki düşünme stilinin yetişkinlerden önemli derecede farklılık gösterdiğini savunmuştur.